Bir zamanlar bütün sikloalkanların düzlemsel olduğuna inanılırdı. Örneğin siklopropanın düz bir üçgen olduğu, siklobutanın düz bir kare, siklopentanın düz bir beşgen ya da sikloheksanın düz bir altıgen olduğu sanılırdı. Yapıları daha iyi analiz edebilmek için açı gerginliği diye bir terim ortaya atıldı. Bu gerginlik bağ açısının İdeal bağ açısı olan 109,5 dereceden sapmasıyla bağlantılı olan enerji artışını temsil ediyor. Aslında bu sayı size tanıdık gelmiş olmalı. Tetrahedral geometriye sahip karbonu incelerken bu açıdan bahsetmiştik. Eğer buradaki açıları inceleyecek olursanız üçgendeki bu açıların 60 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bu da 109,5 dereceye oranla oldukça küçük bir sayı. Bu da siklopropanın önemli bir açı gerginliğine sahip olduğunu gösterir. Siklobutan için bu açı 90 dereceye kadar olmalı. Ama 90 da 109,5 dereceden oldukça küçük denilebilir. Demek ki siklopropan kadar olmasa da siklobutan da büyük bir miktar açı gerginliğine sahip siklopentana bakarsak bağ açısının 108 derece olduğunu görüyoruz. Diğerlerine oranla 108 derece 109,5 dereceye oldukça yakın. Hatta sikloheksanın bağ açısından bile yakın ki o da 120 derece. Teoriye göre siklopentan sikloalkanlar arasında en kararlı olanı. Çünkü onun bağ açısı 109,5 dereceye en yakın bağ açısı. Ama sikloalkanların yanma ısılarına bakarsak bu teorinin pek tutarlı olmadığını görüyoruz. Öncelikle siklopropanla başlayalım. Yanma ısısını entalpideki negatif değişim olarak tanımlayabiliriz. Siklopropanın yanma ısısı 2091 kJ, tabi her bir mol için. Yani yanma tepkimesine giren her bir mol için 2091 kJ enerji açığa çıkıyor. Siklopropandaki CH2 gruplarının sayısına bakalım. 1, 2 ve 3. Burada 3 yazmasının sebebi de zaten bu. Sikloalkanları sadece yanma ısılarına bakarak karşılaştırmak doğru değil. Buradaki değerlere bakarsak yanma ısılarının 2091'den 2721'e sonra 3291'e hatta 3920'ye arttığını söyleyebiliriz. Aslında bunun zaten olmasını bekliyoruz. Sonuç olarak siklopropandan siklobütana ya da pentana ve heksana doğru giderken karbon sayısı artıyor. Yanma ısısı konusundan bunu zaten biliyoruz. Eğer karbon sayısını arttırırsak yanma ısıları da artacaktır. Bu nedenle siktoalkanları doğrudan yanma ısıları üzerinden karşılaştırmak yerine bu ısıların CH2 grup sayısına bölümü üzerinden karşılaştırma yaparsak kararlılık yönünden daha iyi bir fikre sahip olabiliriz. Örneğin siktopropanın yanma ısısını alalım. 2091'i CH2 grup sayısına yani 3'e bölelim. Sonuç yaklaşık 697 çıkıyor. Yanma ısısı bölü CH2 grup sayısı birimi de kilojül bölü mol. Sikloalkanların kararlılığını karşılaştırmanın daha iyi bir yolu işte bu. Dikkat ederseniz siklopropan en yüksek değere sahip, 697. Siklobutan için bu değer 680. Siklopentan için 658. Sikloheksan için ise yaklaşık olarak 653. Yanma ısısı üzerine yaptığımız videoları izlediyseniz 653 kilojül bölü molün yaklaşık olarak düz bir alkan zincirine eklenen her bir CH2 grubunun neden olduğu yanma ısısına eşit olduğunu görmüştük. Demek ki böyle bir zinciri eklenen her bir CH2 grubu yanma ısısını yaklaşık olarak 653 kJ bölü mol ya da 654 kJ bölü mol arttırır. Bu da bize sikloheksanın gerginliğe sahip olmadığını gösteriyor. Bir diğer deyişle de açık zincirli bir alkan kadar kararlı olduğunu gösteriyor sikloheksanın düzlemsel olmadığını da biliyoruz. İlerleyen videolarda bunu daha net bir şekilde göreceğiz. Demek ki sikloheksan bu sikloalkanlar arasında en kararlı olanı. Siklopentanın biraz daha fazla enerjisi var. Demek ki biraz daha az kararlı. Siklobutanın biraz daha fazla, siklopropanın ise CH2 grubu başına 697 kilojul yanma ısısı var. En kararsız olan bu molekül en yüksek yanma ısısı, en yüksek enerji. Öncelikle siklopropanın neden CH2 grup başına bu kadar yüksek bir yanma ısısına sahip olduğuna bir bakalım. Burada gördüğünüz siklopropan molekülünün bir modeli. Bu tarafa doğru çevirirsek 3 karbonun aynı düzlemde olduğunu görebilirsiniz. Demek ki siklopropan düzlemsel bir molekül. Buradaki bağların da eğildiğini görebilirsiniz. Bu açılar orbitallerin iyi bir şekilde üst üste gelmediğini gösteriyor. Bu da tabii ki bağların eğilmesine neden oluyor. Buradaki modelde bile bu eğilmeyi fark edebilirsiniz. Siklopropanda gerginliğe neden olan bir kaynak daha var. Eğer bir karbon-karbon bağına bakarsanız, öndeki hidrojenlerin arkadaki hidrojenleri kapattığını görebilirsiniz. Siklopropanda bu konformasyonda kalmış, hapsolmuş durumda. Yüksek gerginlikte üçlü halkanın çok reaktif olduğunu, yani halka açma, halka açılım ya da halka açılma tepkimelerine karşı çok hassas olduğunu gösteriyor. Bu zinciri buradan açarsak gerginliği de bir bakıma azaltmış oluruz. Hatta gördüğünüz gibi bağlar da daha düzlemsel gözüküyor. Şimdi de siklobütan molekülüne bakalım. Siklopropan'daki kadar olmasa da biraz açı gerginliği görüyor olmalısınız biraz yana doğru çevirirsek vurulma yani bükme gerginliğini de fark edebilirsiniz. Yine öndeki hidrojenler arkadaki hidrojenleri gölgeliyor. Bükme gerginliğini azaltabilmek için düzlemsel olmayan bir konformasyon sağlanabilir. Buna da bükülmüş konformasyon denir. Bu yönden çevirirsek de buradaki karbon-karbon bağını görebiliriz. Bu konformasyonla öndeki hidrojenlerin artık arkadakileri gölgelemediğini de fark edebilirsiniz. Son olarak siklopentana bakalım. Siklopropan ve siklobütona göre daha az bir açı gerginliğine sahip. Yan tarafa çevirdiğiniz zaman düzlemsel konformasyonun burulma gerginliğiyle bozulduğunu görebilirsiniz. Yine gölgede kalmış birkaç hidrojen var. Eğer düzlemsel konformasyonu bozarsak gerginliği de biraz azaltabiliriz. Bunun için buradaki karbonu çevirelim. Buna da zarf konformasyonu diyebiliriz. Böyle baktığımızda 4 karbonun da aynı düzlemde olduğunu fark edebilirsiniz. Yani buradakiler ve bu arkadakiler aslında aynı düzlemde. Beşinci ise düzlemin üzerinde bulunuyor. Yani bir bakıma zarfa benzediğini düşünebilirsiniz. Zaten bu yüzden zarf konformasyonu olarak adlandırılıyor. Sikloalkanların stabilitesini öğrendiğimize göre kısa bir problem çözebiliriz. Sol tarafta etil siklopropan var. Sağda ise metil siklobutan. İkisinin de moleküler formülü C5H10 yani izomerler. İlk soru hangi izomerin daha kararlı olduğu? üçlü halka ile dörtlüyü karşılaştırırken siktopropanın daha yüksek enerjiye sahip olduğunu biliyorduk. Bu da daha fazla gerginliğe sebep oluyordu. Bu durumda etil siktopropanın daha az kararlı olması gerekir. Yani metil siklobütanda diğerinde olduğu kadar gerginlik olmamalı. İlk soruyu yanıtlamış olduk. İkinci soruda hangisinin daha fazla yanma ısısına sahip olduğu soruluyor. Daha kararlı molekülün daha düşük bir yanma ısısına sahip olduğunu görmüştük. Yanma ısısı videolarını izleyerek siz de hatırlamak isteyebilirsiniz. Bu da metil siklobutanın daha düşük bir yanma ısısına sahip olduğunu gösterir ya da etil siklopropanın daha yüksek bir yanma ısısına sahip olduğunu. Sonuç olarak yanma ısısı ne kadar yüksek olursa stabilite o kadar düşük olur.